Kabe'de kerahat vaktinde tavaf yapmak ve namaz kılmakta bir sıkınca var mıdır? İnsanlarımızın arasında şöyle bir yanlış bir bilgi, bilgi var açıkçası. Namazla alakalı. İlk önce e, kerahat vaktindeki namazı konuşalım. Sonra kerahat vaktindeki tavafı konuşalım. Hani şöyle düşünülüyor. İşte haremde kerahat vakti yoktur. Kabe'de kerahat vakti yoktur. Dolayısıyla Kabe'de güneş doğduktan sonra hemen namaz kılabilirim diye bir yanlış algı var. Bu doğru bir algı değil. Kerahat vakti her noktada güneşin evrelerini yaşamış olduğu, evrelerini geçmiş olduğu her noktada kerahat vakti söz konusudur. Sadece Kabe'nin belki şu bağlamda bir fark olabilir. olabilir. Şimdi güneş, dünyanın güneşe olan uzaklığı işte veya güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi, bulunmuş olduğu enlem boylama göre belki kerahat vakti süresi kısa olabilir. Yani diyelim ki Türkiye'nin bulunmuş olduğu o enlem ve boylamdaki kerahat vakti örnek verelim yarım saatse Harim-i Şerif'teki bölgeye diyelim ki hani oranın güneş hareketi daha hızlı olması hasebiyle veya daha çabuk o şeyin olması hasebiyle hani bunu sormak lazım ehline. Belki hani yarım saat değil 20-25 dakika olabilir. Ama hiç olmaz diye bir şey yok. Sonuçta o güneşin bir mızrak boyu bir yolculuğu var. Kerahat vakti diye tabir edilen nokta. Neyse şunu bilelim. Kabe'de kerahat vakti yoktur. Namaz her zaman kılınabilir algısı yanlış. Kerahat vakitlerinde yine namaz kılamazsınız. Kerahat vakitlerini ikiye ayırmıştık. Bir kerahat-ı galize, kerahat-ı hafife. Kerahat-ı galize, ağır kerahat vakitleri sabah güneş doğduktan sonraki ilk yarım saat. Tabi bu Kabe'de belki 25 dakika falan olabilir. Onu gitmeden önce bir sormak lazım ehli olan insanlara güne öğle namazından önceki yarım saat, akşam namazından önceki yarım saat. Bu üç kaba ağır kerahat vakitleridir. Buralarda ne farz ne vacip ne de nafile hiçbir şey kılınmaz namaz bağlamında. Bir de hafif olan kerahat vakitleri var. Bu da sabah namazının vakti, sabah namazının vakti, bir de e, sabah namazından sonra ikindi daha doğrusu sabah namazının vakti, bir de ikindi namazının farzından sonraki güneş eee batımına yarım saat kalalık sure. Yani ikindi namazının farzını kılıyoruz. İkindi namazından sonra iki kerahat vakti var daha doğrusu farzdan sonra. Bir galize bir hafife. Galize akşam namazından önceki yarım saate kal kal kalalık kısım. Hafif olan da o yarım saatlik kısımdan önce farz arasıyla. Farz onun arasındaki müd müddettir. Yani bugün ikindi namazı beşi çeyrek geçe okunuyorysa namazı altıda kıldıysan ikindi namazındaki nafile kerahati altıda farzdan kıldıktan sonra başlar akşam namazının öncesindeki o yarım saatlik süreye kadardır. Orası da hafif kerat. Orada nafile kılınmaz. Ama kaza ve herhangi bir şekilde vacip namaz kılınabilir. Bu noktada herhangi bir sakınca yoktur. Peki namazın durumu bu şekilde. Kabe'deyken tavaf yapabilir miyiz hocam? Bunda bir sakınca var mı? Sorunun ikinci kısmı da onunla alakalıdır. Kerat vakitlerinde tavafın yapılmasında bir sakınca yok. Yani her türlü gerek kerahati galiza, gerek kerahati hafife bu noktada tavaf yapılabilir. Sadece tavaf namazı bağlamında bir fark var. Yani kerahat vakitinde yapılan tavafın namazı kerahat vaktinde değil kerahat vaktinden sonra kılınacaktır. Hatta e, bu hususta İmam Tahavi'nin şerh Lasarında bir e, hadis getiriyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh kerahat vaktinde sabah Kerahat vaktinde tavaf yapıyor, namazını kerahat vakti çıktıktan sonra kılıyor. Zaten mezhebimize kabul edilen uygulama da budur. Gerek İmam Asam, gerek İmam Ebu Yusuf, gerek İmam Muhammed'e göre kerahat vakitlerinde yapılan tavafın namazı kerahat vaktinde değil, kerahatten sonra kılacaktır. Aklı şu gelebilir, ya hocam ben orada kerahat, tavaf namazı vaciptir. Yani normal bir nafile namaz değil ki vacip bir namazı kılıyorum ve bunu da kerahat vaktinde yaparak kılıyorum. Bununla ilgili bir takım kıylı var mezhebimizde ama şunu bilelim. Tavafı kerahat vaktinde yapsanız da, tavafı kerahat vaktinde yapsanız da onun namazı yine mezhebimizde kabul edilen görüş kerahat vaktinin dışında kılmaktır. Yani siz onu kerahat vaktinde yaptınız diye hani bazı durumlar vardır. Hani kerahat vaktinde yapılırsa kerahat vaktinde ifade edilebilir. Çünkü ma ve naksan yüeddena aksan diye bir usulü kuralımız var. Ama bu bu meselelerde söz konusu değil. Bu meselede kerahat vaktinde bir tavaf yaptığınız zaman da bu galiza kerahat vakti ise yine şeyden sonra kılacaksınız kerahatten sonra hafife hani az önce namazda anlatırken hafif kerahat vakitlerini anlattım ya onda da yine aynı şekilde e, kerahatten sonra kılacaksınız. Ya hocam şu akıla gelebilir yani şunu sorabilirsiniz ya hocam yani tamam kaba kerahati anladık. Orada farz, vacip bile kılınmıyor. Tavaf namazı vaciptir, o da kılınmak. Ama ikindi namazından sonra diyelim ki kerahate var orada daha bir saat ben orada tavaf yaptım. Orada vacip, farz namaz kılınabilir. E tavaf namazı da vacip. Neden onu kılamayayım diye düşünebilirsiniz. Şunu ifade edelim. Doğru. Bu konuda imam mücahitlerden, atalardan yapılan rivayete göre bir kimse bu hafif kerahatte tavaf yapsa tavaf namazını kılabilir. Ama bunu bizim mezhebimiz açısından yorumladığımız zaman da bir takım talillendirmeler var. Şöyle bir bakış açısı var daha doğrusu. Şunu vacip, mesela tavaf namazı nedir? Vaciptir. Vitir namazı nedir? O da vaciptir. Ama bu iki namazın hükmü, durumu aynı değildir. Yani vitir namazı Allah Celle Celaluhu sana vacip kılıyor. Diyor ki yapacaksın, bitti. Onu işte gidip kazasını mesela ikindi namazından sonra yapabilirsin, sıkıntı yok. Kaba kuş kerahat girmeden. Ama tavaf namazı öyle değil. Tavaf namazını sen kendi kendine vacip kıl. Allah sana tavaf et diye vacip kıldı mı? Hayır. Yani umre yapmıyorsun, hac yapmıyorsun. Normal nafile tavaf yapıyorsun. Onun namazı nedir? Allah Celle Celaluhu sana diyor ki sen o ki tavafa başladıysan o zaman o namaz sana vaciptir. Yani onu sen kendi kendine vacip kılıyorsun. O yüzden bu iki vacibin arasını ayırt etmek lazım. Yani doğru tavaf namazı bir vaciptir ama tavaf namazı senin kıldığın bir vacip olduğu için ikindi namazından sonra da tavafı yapsan yine onun namazını kerahatten sonra yapmak daha doğru olan durum olacaktır. O yüzden buna da dikkat edelim. Yani tabi bu hususta farklı e, ifadeler var ama kabul edilen genel... E, yorumlama mezhebimizde budur. E, tavaf yapabilirsiniz kerahat vaktinde ama namazını sonra kılacaksınız. Mesela şu sorulabilir. İyi hocam kerahat vaktinde tavaf yapalım. Hani tavaf peş peşe yapmak mekruhtur ki bununla ilgili biz müstakil bir soruda çekmiştik. Bu düşünülebilir. Doğru. Kerahat tavaf namazını peş peşe yapmak mekruhtur ama kerahat vakitlerinde müstesna ki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peş peşe tavaf yapmıştır ve kerahat vaktinde olduğunu biz yorumluyoruz. Yani kerahat vaktinde namaz kılamayacağımız için tavafları peş peşe yapıp namazı kerahattan sonra kılabilirsiniz. Bu açıdan herhangi bir sorun yoktur. Buna da dikkat ederseniz güzel olacaktır.